da hepsine başvurmuş. Meryem daha küçük yaşlarda oyunculuğu meslek olarak seçmeyi kafasına koymuştu. Bu yüzden tüm parasını biriktirip daha 16 yaşındayken özel oyunculuk dersleri almasına pek şaşmamak gerekir. Böylece sonradan oyunculuk derslerinin parasını da kendisi ödeyebilecekti. Meryem'le birlikte geçmişe kısa bir yolculuk gerçekleştirdik ve ilk profesyonel deneyimlerini kazandığı oyunculuk okulunu ziyaret ettik. Meryem'le ilk tanışmamız onun okula giriş sınavı sırasında oldu. O günü hala çok iyi hatırlıyorum çünkü Meryem çok sıra dışı bir performans göstermişti. İki farklı rolle karşımıza çıktı ve her bir rolü için yanında birer büyük elbise vardı. İlk rolü yanlış hatırlamıyorsam Shakespeare'in Romeo ve Juliet eserindeki Juliet karakteriydi. Ve yanında bir gelinlikle gelmişti. Bir yerlerden ödünç almıştım. Çok gösterişli bir gelinlikti. Ve Romeo ve Juliet'teki bu diyalog öyle bir oynadım ki haliyle Juliet karakterini okudum tabii. Sonrasında yaklaşık 15-20 saniye ara verdim ve ardından okumaya devam ettim. O sırada araya girdiler ve neden ara veriyorsun diye sordular. Neden hep duraklıyorsun dediler. Ben de onlara şöyle dedim. Romeo'nun da konuşması lazım değil mi? Bu yüzden duraklıyorum. Siz onu duymayabilirsiniz ama ben onu duyuyorum. Çok güldüler. İkinci rolünü hatırlamıyorum ama üstünü değiştirdi. Kıyafet değiştirmesi yaklaşık 10 dakika sürdü. Tekrar geldiğimde bu sefer üzerinde büyük kırmızı bir tuvalet vardı. Sonrasında ise konservatuvar jürisinin değerlendirme komitesinin gülmekten yarıldığını hatırlıyorum. Çünkü 17 yaşındaydım ve çok komik bir kostümle sahnede duruyordum. Bu bizim için alışılmadık bir durumdu. Çünkü normalde böyle bir şeyin talep edilmesi gerekir. O ise 10 dakikalığına ortadan kayboldu ve değerlendirme komitesini öylece orada bekletti. Okula kabul edilmesi bizde çok büyük bir sevince neden oldu. Herkes onu tebrik etti. Bir oyunculuk okuluna kabul edilmek öyle kolay bir iş değil. Özellikle de öyle küçük yaşlarda. Ya. Stimmt. Ja. Okuduğu dönem boyunca Meryem sürekli olarak içgüdüsel oynamayı gerçekleştiriyordu. En başından itibaren büyük bir tiyatro içgüdüsü vardı ve rolleri de çok hızlı bir şekilde kavrayabiliyordu. Ancak analitik açıdan çok da güçlü değildi. Geç kalmayı çok severdi. Sürekli başka şeylerle meşguldü. Bu yüzden dersin ne zaman başladığını görmek için saate bakmaya vakti kalmazdı. Sürekli geç kalırdı. Fakat sıcak bir gülümsemeyle sınıfa gelirdi. O gülümsemeyi görünce ona kızamıyordunuz da. Derslerden birini iyi hatırlıyorum. Adı serbest doğaçlamaydı. Burada amaç bağımsız oyuncuyu, kendi ayakları üzerinde durabilen oyuncuyu ortaya çıkarmak. O dersten hiç keyif almıyordum. Grubun en arkasında onlara öylece eşlik ettiğimi bilirim. Ama kendini saklamaya çalışırsan hayatta ilk seni bulurlar gibi bir kural var sanki. Bunları duyduğum zaman ise şu dersi tekrar almak için nasıl da heveslenirim şimdi diye düşünüyorum. Çünkü ben aradan geçen yıllar zarfında şöyle bir şey fark ettim. Hatta bunu öğrendiğimi de söyleyebilirim. Olay sadece her şeyi doğru yapmak istemek değil. Bazen önemli olan sadece yapmak. Son derece coşkulu biriydi. Çok içgüdüseldi. Hayal gücünü özgür kılan da budur. Çok büyük bir şevkle oynadığı rollere bürünürdü. Son derece etkili oynardı. Dass man sich selbst nicht festhält. İnsanın kendisini bu sefer doğru olmalı diye kasmaması lazım. Hayal gücü açısından düşünecek olursak ortada doğru ya da yanlış olmaz. İnsan şimdi de her şeyi yanlış yapıyorum gibi ya da etrafımdaki herkes benim kat kat daha yaratıcı. Ben de yaratıcılık göstermeliyim. Ben de şimdi hayallerimi ortaya koymalıyım. Ya da şimdi özgür ve serbest bir şekilde doğaçlama yapmak, neler yapabileceğimi, içimde ne gibi duygular taşıdığımı göstermek zorundayım gibi bir hisse kapılmamalı.
kendinizi serbest bırakıp neler çıkacağını bir bakayım. Bir şey çıkmazsa çıkmıyordur işte demeli. Ve komik olan şey, kendinizi bu rekabet sisteminde çıkardığınızda pek çok şeyin ortaya çıkması. Ve neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu değerlendirecek kimse yoktur o anda. Çünkü senin içindeki şeyler değerlendirmeye tabi tutulamaz. Bunlar içindedir ve onları dışarı vurursun. O zamanlar bu dersten hiç keyif almadığımı biliyorum. Çünkü kendime bir türlü o özgürlüğü tanımıyordum. Bir türlü rahatlayamıyordum. Aksine ben bunları açığa çıkartmadan önce zaten kendim bir değerlendirmesini yapıyorum. Bu benim özgürlüğümü kısıtlıyordu tabii. Ve bu yüzden ders programında serbest doğaçlama dersinin adını görünce çok da sevinmiyordum açıkçası. 90. Ancak konservatuvardan sonra pek çok öğrencinin yaptığı şey beklemek, beklemek, beklemek. Şöyle düşünüyorsunuz, pekala şimdi okulu bitirdim ve insan o anda kendisiyle ilgili olarak belli seçenekler üzerinde duruyor. Fakat bu hemen size senaryo yağacağı anlamına gelmiyor haliyle. Oldu bu iş diyemiyorsunuz. Konservatuarı bitirdikten sonra teklif yağmuruna tutulmamanız aslında çok normal sayılır. Ben bir ara çağrı merkezinde çalıştım. İyi günler, benim adım Meryem Uzerli. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ne gibi bir sorunuz var? Şu, bu şirketi biz çözeriz. Tezgahtarlık, garsonluk yaptım. Noel Baba kılığında Yaya bölgesinde çikolata dağıttım oldu. Orada çocuğun teki bacağıma tekme attı. Çok iyi hatırlıyorum. Kadın sesine sahip olduğum için çocuk bana sen Noel Baba değilsin sahtekar dedi. Kosmetik ürünleri sattım. Günlük makyaj yapmakla ilgilenir misiniz? Bu akşam güzel bir planınız mı var? Size makyaj yapabilirim. Şu şirketin yeni bir parfümü geldi. Rüzgar ters estiğinde hepsini suratıma yapışırdı. Arada işlerin düzgün gittiği de oldu tabii. Fakat resim çektirmek, showreel hazırlamak, arada koşmak, kısa filmler çevirmek, arada bir tiyatro projesine katılmak, film festivallerine gitmek, tüm bunlar yaklaşık olarak 10 yıllık bir zaman diliminde gerçekleşti. Bir ebeveyn olarak o yaştaki bir gencin yaşadıklarına hem gülümseyerek hem de bir açıdan içiniz ağlayarak bakıyorsunuz. Tabii endişeleniyorsunuz da. Bu 10 yıllık süreçte öyle anlar oldu ki hatta yıllar hiçbir şey istediğim gibi olmuyor dedirtti. Öncelikle kimse sizi aramıyor ve hiçbir teklif gelmiyor. Hiçbir şey işe yaramıyor, hiçbir kas teklifi olmuyor. Her yerde reddediliyorsunuz. Benim açımdan önemli olan şey meslektaşlarımla bir yerlerde oturup durumun ne kadar korkunç ve zor olduğunu konuşmak değildi. Bunu da yapardım tabii. Fakat benim açımdan önemli olan şey sürekli olarak hareket halinde kalmaktı, devam etmekti. Çünkü ben ne kadar çok insanla tanışırsam ve ne kadar çok insan da beni tanırsa, günün birinde bu yıllar zarfında tanımış olduğum insanlardan birinin yol açacağı bir durumun gerçekleşme olasılığının yükseleceğini düşünüyordum. Bir yerde oturmuş, bu projeden bana şu anda söz ediyor olman çok ilginç çünkü tam bu rola uygun birini tanıyorum diyecekler diyordum. Ve 10 yılın sonunda gerçekten öyle oldu. O an nihayet gerçek oldu. O sıralar Berlin'de evimde oturuyordum ve şu eski filmlerde olduğu gibi yağmur camları dövüyordu. Aslında iki kişi için yapılmış olan dairemde oturuyordum. Yalnızdım, arkadaşımdan ayrılmıştım. Facebook'tan bir meslektaşım bana yazdı. Onunla yıllar önce bir tiyatro yapımı nedeniyle bir şekilde bir araya gelmiştim. Bana neredesin diye yazmıştı. Ben de Berlin'deyim diye cevap yazdım. Şu ara bir işin var mı yazdı. Hayır, kısa süre önce bir Alman televizyon filminde bir rol oynadım. O iş bitti ve yıl da neredeyse bitmek üzere. Beni neler bekliyor bilmiyorum yazdım. Masamın üzerinde elektrik, gaz ve telefon faturaları birikmişti. Bunu da hatırlıyorum. Zarfları hiç açmıyordum bile.
evet, aslında zaafları açmak lazım. Çünkü sonradan daha büyük sorunlara yol açıyorlar. Fakat bu başka bir konu. Dediğim gibi o sıra işim yoktu. Meslektaşım bana birkaç gün önce çok büyük bir Türk yapım şirketinde toplantıya katıldığını söyledi. Orada onların yeni bir diziye başladığını duymuş. Haftalık bir televizyon dizisi. Muhteşem Yüzyıl için çekimlere hazırlanılıyordu. Dizi için elimizde bir Sultan Süleyman vardı, Halit Ergenç. Türkiye'nin en iyi aktörlerinden biri. Çok büyük ve pahalı bir yapım olacaktı ve hala başrol oyuncusunu bulamamışlardı, aktrisi yani. Dünyanın dört bir tarafından binlerce kızla seçmeli yapmışlardı ama o ana kadar doğru kızı bulamamışlardı. Çok sayıda kız izlendi. Fakat Hürrem'i bulmak çok zordu çünkü ortada Sultan Süleyman ve Hürrem karakterleri vardı. Ve meslektaşım bu rol sana yakışır ve yarın audition için İstanbul'a gelebilir misin dedi. Ve Hürrem karakterini oynayacak olan kız bizim için çok önemliydi. Ve ayrıca o günlerde ele aldığımız bir başka şey ise bu dizinin %100 sırf Türkiye'ye yönelik olmayacağıydı. Dizinin hikayesi evrenseldi. Hikayenin diğer uluslara ve halklara aktaracak çok şeyi vardı. Bu yüzden bu dizide oynayan oyuncular, uluslararası çapta geçerli olabilecek karakterlere bürünebilecek aktör ve aktrisler olmalıydı. Başrolü kapamazsan üzülmene gerek yok, nasılsa pek çok yan rol varmış dedi. Sonra bize gelirsek, yapımcı beni aradı ve şöyle dedi. Saner, birini bulduk. Çok güzel. Tamam. O harika biri. Tamam. Peki sorun ne dedim? Bu şekilde konuşuyorsa ortada bir sorun olmalıydı sonuçta. Bunun üzerine ben neden olmasın? Fakat Türkçem çok kötü, sadece birkaç cümle biliyorum dedi. Babam eskiden bizimle Türkçe konuşuyordu fakat tam olarak iyi bir Türkçe yok dedi. Dedi ki, Türkçeyi pek iyi konuştuğu söylenemez. Aksanı var dedi. Fakat bu iyi bir şeydi çünkü sonuçta Ukrayna'dan gelen bir kızı oynayacaktı. Gene neden olmasın dedim ve ertesi gün İstanbul'a uçtum. Sonra yapım şirketine gittim. Yönetmenler, senaristler, yapımcı falan orada oturuyordu. Ve sonra bir kız gördük. Bir kız görmedik. Bir çift çok güzel mavi göz gördük. Çok büyük bir gülümseme. 4 gün sonra beni bu rolde oynatmayı istediklerini söylediler. Ancak küçük bir sorun var dediler. Çekimler işte 2-3 gün sonra başlıyordu. Tam olarak aradığımızı %100 bulmuştuk. Ertesi gün sabah Berlin'e uçup diş fırçamı ve eşyalarımı toparlayarak akşam geri uçmam gerekiyordu. Ben aslında bu projenin 6 hafta süreceğini düşünüyordum. Sinema filmi ya da Almanya'daki gibi bir televizyon filmi olarak. Bunlar da 4-6 hafta içinde çekilir diye düşündüm. Bunun birkaç yıl sürebileceği yönünde en ufak bir tahminim yoktu. Bunu bana seçmelerden sonra söylediler. Balkonda durmuş İstanbul'a bakıyordum ve kendime tamam Hürrem Sultan cennettesin dedim. Sonuçta o tarihsel bir figür, gerçek bir insan. Seni canlı Landırmamın senin için sakıncası var mı diye sordum ve sonra gidip uyudum ve rüyamda onu gördüm. O gördüğüm rüyadan sonra bu projede yer almak istediğim kesindi artık. Her şey böyle başladı. Sabah Berlin'e geri uçtum, bir arkadaşıma anahtar verdim ve durum şöyle dedim. İstanbul'da oyuncu seçmesine gittim, bu akşam geri uçacağım, çiçekleri sular mısın? Ne zaman dönüyorsun? Bileti göndermişlerdi, dönüş bileti ayırtmamışlardı ve 3-4 gün sonra Tanrı nereye düştüm ben böyle diye düşündüm. Bunlar dönüş bileti ayırtmamış, ne zaman döneceğim sordum. Meryem belirsiz bir süreliğine İstanbul'a uçmakla kalmadı, aynı zamanda yeni bir hayata adım attı. Film yıldızı olacağı bir hayata. Çekimlerin ilk birkaç günü aslında tamamen kaos içindeydi. Pek çok insan stüdyoda koşturdu, durdu, soldan sağa kameramanlar, ışıkçılar falan. Son derece büyük bir tesisti ilk başlarda. Aman Tanrım, insan burada kaybolur diye düşünüyordum. Çok karmaşık.
Orada inanılmaz sayıda oda, koridor falan vardı. Yapımcı olan Timur Sapçı kendi vizyonunu çok harika bir şekilde ortaya koymuştu. Sonra çok uykulu olduğumu hatırlıyorum. Bu da heyecanımı başlattı.